Öncelikle Gündüz Bey ve Gülsün Hanım'a çok teşekkür ediyorum kabul ettikleri için konuşmayı. Bugün burada bir projem vasıtasıyla ikisiyle iletişime geçmem sayesinde buluştuk. Proje yaradanabilirliğin en temel düzeyde ortak noktamız olduğu ve yaranabilirliğin bir birlik oluşturup oluşturamayacağını beden üzerinden incelenen bir projeydi. Tabii ki bu noktada ilk olmazsa olmaz sanatçı Gülsün Kara Mustafa oldu. Üzerine düşünürken tabii yolum bir noktada Gündüz Bey'le kesişti ve İkisiyle konuşurken kırmadılar beni sağ olsunlar. Böyle burada hem iş üzerine hem yaralanabilirlik üzerine biraz böyle sohbet edelim diye buluşmuş olduk. Böyle sanırım zaten burada düşünce dünyasını Gündüz Vassaf sanat anlayışında Gülsün ve Mustafa'dan böyle desteklememiş olan insan herhalde pek yoktur dinleyenler arasında diye düşünüyorum. O zaman başlayabiliriz. Nasıl başlayalım? Peki ben başlayayım, şeyi açayım yani oradan itibaren ne gelirse artık devamını Tamam. konuşacağız herhalde. Şimdi Jale, aslında benim üzerinde konuşmaktan en çok hoşlanacağım projeyi önüme getirdin sen ve bunu da Gündüz Vassaf'la paylaşmak benim için çok önemli olacak çünkü onun düşüncelerini almak istiyorum ve onun bana soru sormasını istiyorum. Böylece sanıyorum bu diyalogu daha da geliştirmiş oluruz çünkü yani öyle dinamik bir şeye dönüştürmemizde fayda var diye Evet. düşünüyorum. 2015'te ben Floransa'daki Ospedale degli Innocenti, yani masumların hastanesi, daha doğrusu masumların yetimhanesi üzerine bir proje yaptım. Projenin ismi de Bebeği Kundaklamak idi. Bu projeyi yapmadan önce, yani daha doğrusu proje üzerinde konuşmadan önce bu proje nasıl gelişti onu anlatmak isterim. Çünkü bu proje öyle hop diye işte Floransa'ya gittim, bunu gördüm, ondan sonra da işte bu işi yaptım şeklinde gelişmedi. Bu proje çok 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 derinlerde, eskilerde üzerimde olağanüstü iz bırakmış bir meydanda yaşadığım bir duygudan kaynaklandı. Sene 1969. Ben akademideki aslında bir sene rötarlı bitirdim. 68'de bitirmem gerekiyordu. Bir yıl, bir sömestr gecikerek 69 senesinde okulu bitirdim. Bitirdiğim gün bu tek başımıza hiçbir müze görmeden, hiçbir sanatsal meseleyle yüz yüze gelmeden, Batı'yı da tanımadan yaşadığımız zamanların içinde bir akademiyi yeni bitirmiş öğrenci olarak bir sırt çantası aldım, onu toparladım ve de Sirkeci'den bir trene bindim ve de kendime ait bir sanat tarihi yolculuğuna çıktım. Bu yolculuk işte şeyden başladı, Sirkeci'den başladı. Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan trenle geçtim. Ondan sonra Trieste'de indim. Arkasından Venedik'e geçtim. Venedik'ten sonra Roma'ya indim. Roma'dan da bir noktada Floransa'yı mutlaka görmem gerekiyordu. Floransa'ya gittim. Ondan sonra devam ettim ama işte Lozan, Paris, Amsterdam, oradan
Yani şeye kadar, İsveç'e kadar gittim aynı yolculuğun içinde. Fakat beni en çok etkileyen yerde aslında Floransa'da bir noktada içinde durduğum bir meydandı. Nedense meydanlar çok etkiliyor beni anlaşılan. Daha başka meydanlar da çok etkilemişti. Burası da Brunelleschi'nin 1419 senesinde başlayıp 1439 senesinde bitirdiği, Brunelleschi biliyorsunuz Floransa'nın mimarı ve ona emanet edilen ve ona komisyon verilen bir bina bu. Bu binada zamanın ipek tüccarları tarafından önerilen bir bina ve bu binayı ipek tüccarları bir yetimhane olarak yapması için Brunelleschi'ye ısmarladılar. Burasının yetimhane olması fikri aslında daha sonra anlatacağım bazı şeyler var. Yani niye burası yetimhane olarak yapıldı? Neden ipek tüccarlarının böyle bir şeye ihtiyacı vardı? Yani bütün bunlar da sorunlar olarak o zaman ortaya çıkıyordu. Fakat bu meydanın etrafında aslında beni en çok etkileyen şeylerden biri de aslında şunu öğreniyorum ki bina ile birlikte yapılmayan fakat daha sonra Andrea della Robbia denilen önemli bir mimar, bir heykeltıraş tarafından daha sonradan eklenen küçük bebek rölyefleri. Bu rölyeflerde yarı kundaklanmış bebekler bütün meydanın etrafında yuvarlak vinyetlerin içinde renkli heykelcikler, renkli kabartmalar olarak duruyordu. Ve bunları görünce ben çarpıldım. Tabii o yolculuk bir nevi empresyonlar yolculuğuydu. Yani ne kadar olabilir ki her gittiğim yerde en fazla 5 gün, en çok 10 gün. Ondan sonra işte bir başka yere sıçrayarak, işte sırt çantamla macera yaşayarak gittiğim bir yolculuktu. Fakat müthiş bir izlenim kalmış üzerimde. Daha sonra 2015'te bana Floransa'da bir rezidans verildi. Hatta o kadar çok yoğun bir zamandı ki dedim ki ben bu Floransa imkanını sadece 20 gün kullanabileceğim ve bu 20 günün sonunda ne yapabilirsem yani bir şey de beklenmiyor, bir sergi yapmam lazım orada ama ya, sergi de yok ortada, ne olduğu belli değil. Ve o sergiyi nasıl yaparım, ne sergilerim? İşte transport yapamıyorlar, paraları yok vesaire vesaire. Villa Romana adlı Almanların yönettiği bir eski yine bir Floransa binasında bir mekan, bir odacık verdiler bana. Ve ben o gün yine sokağa çıktım. Dolaşırken kendimi bu meydanda buldum. Müthiş bir şeydi. Yani o anda bütün mesele çözüldü kafamda. Ve o anda yapacağım projenin bütün verileri ortaya çıktı. Adım adım ne yapacağımı bildim o noktadan sonra. Ve o meydanda her şeyi ileriye doğru okumayı becerdim. Aslında yetimhane kapalıydı. Yetimhane tamire girmiş. Bir müzeye dönüştürülmek üzere. İlk gördüğümde müze değildi zaten. Yani sadece bir bina görmüştüm. Şimdi bir müzeye dönüştürülmek üzere. Fakat bu sefer bir küçücük odayı ileride açılacak olan müzenin verileriyle donatmışlar. Ve girdiğiniz zaman birkaç video, işte mesela çocukların kayıtlarının bulunduğu 1500 senesinden bu yana kayıt defterleri filan orada duruyordu. Tabii bu malzeme daha da çarptı beni. Ve şöyle bir şey mesela oradaki o
yetimhanenin her şeyle ilgili bu canlı malzemeye de dokununca başka türlü bir şey gelişti. Ve birdenbire orada edindiğim bilgilerle daha da meseleyi toparladım. Çünkü mesela bu yetimhanenin girişindeki çocuk bırakılan taşın ilk dönemde çocukların bırakıldığı ve de ondan sonra alınıp bakıma alındığı şeyler meselesi. Ondan sonra bu taşın daha sonra annenin babanın bilinmemesi için daha gizlilik taşıyan bir şekilde ön tarafta koyduğunuz zaman çocuğu bir yuvarlak hareketle çocuğun içeri alınması ve anne babayla içeridekilerin ya da anneyle neyse içeridekilerin temas etmemesinin dikkate alınması. Bütün bunlar bu gelişmeleri içerideki bilgilerden okumak imkanı oldu. Ondan sonra bir de tabii bu ipek tüccarlarının neden böyle bir yetimhaneye ihtiyaçları olduğuyla ilgili de ciddi ve uzun bir bilgilendirme vardı. Çünkü ipek tüccarlarının her ne kadar evde bir bağlı oldukları bir hanımları vardıysa da kendilerinin pek çok şey dışı, yasa dışı çocuklarının olduğu, bu çocukların bakımının üstlenebileceği bir mekanın çok gerekli olduğu, çoğunlukla fakir çocuklardan öncelikli olarak bu tüccarların çocuklarının içeride bakıldığı ve buna karşılık da aslında yani o çocukların annelerinin bir süre sonra süt anne olarak bu şeyde mekanda şey yapıldığı, kullanıldığı ve bu süt annelerin bir süre sonra zengin evlerinde servis vermeye başladığı böyle bir karma karışık bir sistemin olduğu ortaya çıkaran metinler okudum daha sonra. Ve de ilk iş oradan çıktıktan sonra fazla mı uzatıyorum bilmiyorum ama çok önemli bir hikaye benim için. Yok zaten siz söylemeseniz benim tamamlayacağım tüm detayları da vermiş oluyorsunuz bir yandan. Bu ipek tamam. Tüccarları mevzusu falan çok önemli çünkü. Müthiş önemli. Bu, ondan sonra yaptığım iş şu oldu. Yakında böyle bir aile sanat malzemesi satan bir dükkan var. İşte üç nesil orada Floransa'da dükkanı olan, ona gittim. İşte gerekli malzemelerimi aldım. Sonra bu bebek kundaklama meselesi üzerine de bir takım kolajlar yapmak ihtiyacı duydum. O kolajları yaparken de aslında Floransa'nın kendine özel bir paket kağıdı var. Kendine özel desenleriyle paket kağıtları var. Bunlar beni çok çarpıyordu. Bu kolajda bebeklerin kundaklarını bu Floransa paket kağıtlarıyla bir kolaj sistemiyle yaptım. Ondan sonra tabii beni bu yetimlere doğru yönlendirdi bu proje. Bu yetimler meselesinin içinde birdenbire kendimi savaş yetimleriyle baş başa buldum. Yani şey yetimleri, zenginlerin yetimleri vesaire, yani ya da zenginlerin gayrimeşru çocuklarının yanı sıra bir de savaş yetimleriyle yetim konusunda yüzleşme söz konusu oldu. Ve hepsi bir araya geldi. Bir küçük film, 5 tane kolaj resim ve de içinde bu savaş yetimlerinin yüzlerini de kullanmadım. Çünkü bir nevi exploitation'dı o. Yani bir çocuğu kullanmak da hoşuma gitmediği için sadece gözleri ve küçük detaylarıyla yapılan küçük şeyler, çocuk parkları, çocuk şeylerini koydum ve böylece enstalasyon ve proje ortaya çıkmış oldu ve benim için de çok önemli bir projeydi ve senin de takıldığın mesele galiba bu oradaki. Evet.
Çok konuştum ama neyse derdimi anlattım baştan sona. Bu anonimlik meselesi çok ilginç bırakırken muhtemelen daha önce başka bir yetimhanede kullanılmamış bir şey diye tahmin ediyorum, değil mi? İsimsiz olarak bırakma. Aslında var yani hala kuzey ülkelerinde bildiğim kadarıyla birçok yerde de yani bu yetimhanenin isimsiz olarak yani daha doğrusu temassız olarak çocuğu içeriye alması ve sahiplenmesi meselesi hala bazı yerlerde uygulanan şeyler ya herhalde dini kurumlarda buna dikkat ettiklerini tahmin ediyorum. Birkaç hikaye okumuştum bununla ilgili ama onu araştırmadım. Tam olarak bilgi veremeyeceğim o konuda. Gülsüncüğüm, şeyde Efendim. Napoli'de adam bir kitap yazmış. Bu Caravaggio'nun Seven Acts of Mercy diye bir tablosu var. Evet. Giuseppe Cordia'da. Onu birçok kitap ama sırf o resim için kitap yazan Terence Ward diye birisi orada müzenin kilisenin bekçisiyle konuşurken ona soruyor. Niçin bu kadar çok Esposito soyadı var Napoli'de diye. Belki biliyorsun. Yok, bilmiyorum, bilmiyorum. Oradaki kiliselerde de bazı kiliselerde hala işte 16'dan 15'ten kala böyle tahta tekerlek yarısı binanın dışında tapınan kilise Evet. yarısı içinde anne genellikle geliyor, çeviriyor ve bir çan çalıyor tekerlek döndüğünde. Ve Evet. içerideki de alıyor. Bir bebek geldi, Anne de rahat görünmek şey. istemiyor, aynen. Anne de görünmek istemiyor çünkü günah işlemiş olmak konumunda. Evet. Şimdi içeride bu kadar çocuk var, bu ve başka yerlerde ne isim verecekler? Nedense hepsine Esposito ismi veriyorlarmış o çocuk. Çok güzel. Bu aynı sistem, yani taşın dönmesi, fakat ilginç olanı o taşın dönme taşı koydukları sene, yeni okudum, bugün okudum, 1660 senesinde değiştirmişler bunu. Ondan öncesi açık, yani annenin kendini saklaması gerekmeden anne getirip açık bir alanda taşa, bir hatta banyo şeklinde bir taşa bebeği bırakıyor. Çoğunlukla gece bırakıyorlardı diyorlar. Fakat orada herhangi bir kaçma ve saklanma yok. Ama 1660, yani bu 1485'ten bu yana açık olan ve bu hizmeti veren bir yetimhane. Ama ancak 1660'ta o diskre konuma geçmişler. Yani artık anne bilinmesin. Ama beni en çok da ilgilendiren, annenin çocuğunu oraya bıraktıktan sonra sütü olduğu için, yetimhanenin bebeklere bakmak için süte ihtiyacı var. Anne 5 dakika sonra içeriye gidiyor, diyor ki benim sütüm var, çocuğu besleyeyim. Böyle bir ilişki oluşuyor. Ve bu annelerden de saray demeyeceğim çünkü bu zenginler, yani ipek zenginleri o kadar çok faydalanmaya başlıyorlar ki, asil kadınlar emzirmediği için bu kadınlar onlara hizmet etmeye başlıyorlar ve bir nevi bir para dönüşümü oluşuyor. Bayağı bir sömürme noktasına geliyor bu ve kilise en sonunda bunu yasaklıyor. Diyor ki tamam, yani bu şekilde dönüşmeyecek süt annelik meselesi. Bu Ne da zaman yasaklanıyor? onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Ama mesela bu 1660'ta gizlilik meselesi girdikten sonra herhalde. Yani çünkü herkes, yani çocuğunu oraya bırakan 5 dakika sonra oraya süt anne olarak başvuruyor. Bu da çok komik bir şey. Yani bunları anlamak, öğrenmek çok garip, çok garip. Bir de şey vardı, orada kayıtlar arasında bazı çocuklar çok zayıf geliyor ve belki işte bir 3. ayda falan ölüyorlar. Kaydı var ama şu tarihte o doğdu, şu tarihte öldü. Güçlü olan
yaşayıp devam edebiliyor bu sistemin içinde. Şu aklıma geldi, bu dönüşüm müthiş. Günahkar kadın, evet, yani meşhur çocuk doğurmuş kadın, iki evet, saniye içinde kapıdan içeri girince sevap işleyen kadın oluyor. Aynen. Dehşet. İnan, yani inanılmaz bir şey, hikaye bu. İnanılmaz. Ve sevap işlerken para da kazanıyor bir yandan. Evet. Müthiş bir para dönüşümüne dönüyor. Bu da ayrı mesele. Böyle. Şunu evet, okumuştum internette, hatta kendi evindeki çocuğunu beslemeyip hani oraya gelenler varmış, hamilelik sayısı çok çok artmış gibi. Evet, ha bir de hamilelik sayısı bu noktada fazlasıyla artıyor. İşte bu süt annelik meselesi. Evet. Yani hem muhtemelen oraya bırakabileceklerinin güvencesiyle belki de hani daha rahatlar, hem de süt annelik durumu. Hayır, gibi. Şey olmasa bile babalı çocuk doğurdukça, sütü oldukça yetimhanede süt vermez. Yetimhanede çalışma hakkı var. İş şeysi çıkıyor ortaya. İş alanı çıkıyor. Dolayısıyla insanlar devamlı, kadınlar devamlı doğurup orada çalışmak isteği içinde olmaya başlıyor ve bu yüzden yeter artık diyorlar. Tamam, yetimhanede başka şeyle besleyeceğiz, kadınlar gelmesin. Bu da çok komik. Yani müthiş bir hikayeydi benim için, müthiş bir hikayeydi. Şimdi aklıma şey geldi buradan, ne kadar sık var bilmiyorum. Fakat duyduğum bir şey, erkek genellikle küçük bir cürüm işliyor ki hapishaneye girsin, ki özellikle kışın ısınsın ve bakılsın. Tabii. Yani ki benzer bir şey var burada. Bir de Hacettepe'de hatırlıyorum çocuğun adını eğitim vakası olarak yatırırlardı. Herkes yeni bir sistem denerdi çocuğun üstünde. Fakat çocuk aslında bizi psikiyatristleri, psikologları işletirdi. Hep yeni semptomlar geliştirerek ki devamlı yatabilsin diye Hacettepe'ye kışın. Tek kişilik odalar, sıcak su falan. Yazında Bursa'nın delisi gibi dolaşırdı Bursa'da. Para toplardı çeşitli numaralar yaparak. Gayet güzel. Fakat evet, bu kurumla bireyin, yani kurumun bireyin ihtiyacını umulandan, beklenenden farklı bir şekilde karşılaması senin yaptığın. Tamamen öyle. Evet, yani benim hikayem böyle. En sonunda bir proje çıktı bundan. Ve dediğim gibi çok katmanlı bir proje çıktı. Birincisi resimler çıktı. Resimler sadece bir bebek resmi olmaktan çıkıp bir kundaklı bebek, kundaklamak fikri üzerinden gelişirken o şehrin kendi paketleme ve kundaklama fikrini hatırlatabilecek paket kağıtlarından olan bebekler oldular. Ondan sonra dediğim gibi yetimhane fikriyle birlikte bir küçük film çıktı. O filmi şeyden buldum, yani bu internette kolaylıkla ulaşılan şey var, film parçacıkları var. Yani istenilen dönemden, istenilen konularda ulaşabileceğiniz, o ulaşılabilecek film parçacıklarından bu bir nevi yetimhanelerin görüntülerinden bir araya getirilmiş bir filmcik yaptım. Küçük bir film, ciddi kurguladığım bir film yaptım. O da çok enteresan oldu. Böyle şeyler de tesadüfen başka kapılar açıyor. Yani yine bilinmediğe doğru hareket etmek mümkün bu gibi konularda tesadüflerle.
Orada filmi Avusturya'da, yani daha doğrusu projeyi Avusturya'da, Viyana'da gösterdik bir galeride. Orada bir adam geldi, bir doktor geldi ve dedi ki sen dedi farkında mısın bu film parçacıkların, birleştirdiğim film parçacıklarından bir tanesi Avusturya'ya ait ve kısacık bir şey ama yani bir 50 saniye filan şeyler getiriliyor. Yetimhane çocukları, savaş yetimleri getiriliyor. Ve savaş suçlularının, daha doğrusu savaş suçlu değil de savaş esirlerinin bulunduğu bir hapishaneye savaş yetimleri getiriliyor ve savaş esirleriyle birlikte bir kahvaltı ediyorlar. Böyle bir filmmiş. Ben kaynağını bilmiyorum çünkü bu gibi şeyler kaynak bulunmadan sergileniyor veya şey yapılıyor. O kaynağı söylemiyor mesela o filmle ilgili. Adam derhal tanıdı. Bu dedi bilmem ne hapishanesi. Bu çocuklar bir yetimhaneden geliyor. Onun bahçesinde mahkumlar çocuklara tepsilerle yemekler getiriyorlar ve onları yiyorlar beraber. Yani bu da tuhaf bir şey. Yani savaş esirleriyle savaş yetimlerinin aynı avluda yemek yemeleri. Böyle de bir tesadüf kurguladığım filmin içinde oluştu. Onu da Avusturya'da göstermeseydim, o kişi de bunu bilmeseydi, bunu bilemezdim. Bazen böyle olasılıklar da oluyor yani. Çok şey farkı var mı? Yetimlerde kızı erkek teslim edilen daha çok kız mı? Mesela bu senin projende yoksa bilmiyor muyuz? Bilemiyorum. Ama o defterde tabii yazılı olanlar ne kadar gördüm, not almadım. Ya, bilemiyorum. Kız ve erkek çocuklar vardı. Yani şey değil, oranını bilmeme imkan yok. Bir tane en son şey vardı. Yetimhane kapanmadan önce orada büyütülmüş bir kadınla bir interview vardı. O da gündelik hayatı anlatıyordu ama kadın 90 yaşında falan, 90'dan da belki. Yani böyle gidip geliyor fakat o şeyi, o olayı anlatıyordu. Çok, çok yaşlı bir kadın. En son orada büyümüş kadın olarak hatıralarını anlatıyordu bir video film olarak. Kız erkek oranını bilmiyorum. En dokunaklısı çocukların üzerlerinde hep bir şey takılı getiriyorlar. Küçük bir nazarlık, bir şey, bir arma, bir şey. Bunlar kurum tarafından saklanmış ve orada küçük bir sunumu vardı bunların. Çok dokunaklı bir şey. Bazıları yani o filmlerde görürüz. Kırık bir tarafı kendisindedir işte, diğeri çocuktadır. Öyle kırık bir takım şeyler de vardı. Yani çocuğun teslim edilirken üzerinde bulunan malzeme, kundağına iliştirilmiş malzeme, onlar da vardı. Sanıyorum bu gidişimizde artık korona izin verirse, bir kere daha gidebilirsem orada bu müzeyi de görebileceğim ve çok çok zengin bir şey olacak benim için. Gülsün, senin işine ilişkin soruları daha soramıyorum çünkü çok daha bu hakikaten. Fakat bu simgeler, yani çocuğun taktığı her neyse, uğur getiren, anne ondan sonra içeri girdiğinde oradan kendi bebeğini tanıyabiliyor muydu yoksa tanımasın diye acaba çıkarıyorlar mıydı? Sanıyorum bu şeyin yani derhal çıkarılıp bir başka şeye, başka bir tarafa konuluyordu. Yani sanmıyorum üzerinde bırakıldığını. Sanmıyorum. İlk yani soru kundaklama paketi. Şimdi efendim? İlk soru şey yani merak. Kağıdı, yani Floransa'da kullanılan hediye sarmak herhalde değil mi? Evet.
Şimdi Floransa da bizim için bir anlamda kundaklanıyor mu gidenler için? Yani o mu? Ya aklında ne vardı orada o kağıdı? Orada çok tuhaf bir şey vardı. O kağıtların üzerinde son derece geleneksel, yani işte bilmem ne kadar, yani işte 1500'lerden bilmem nerelerden kalma geleneksel desenler vardı. Yani ya küçük armalar ya şeyler falan. Yani o yeniden üretilmiş bir kağıt değil. Yani Floransa'yı simgeleyen bir kağıt. Dolayısıyla o kağıt çok ilgimi çekti. Yani herhangi bir kağıt değil. Onu işte bilmem İngiltere'de bulamıyorsun ya da bilmem nerede bulamıyorsun. Özel bir kağıt. O kağıdı devamlı üretiyor. Yani oradan bir kitap aldığın zaman zaten kitapçı sana o kağıtla sarıyor. O şey bilmem nenin arması var üstünde. Ya da işte bir çiçek deseni var ki o desen yüzyıllardır Floransa'da üretilmiş bir çiçek deseni. Ya da işte bilmem hangi iç mekandan kopyalanmış bir floral bir desen vesaire. Yani çok fazla Floransalı bir şeydi. Yani onu, kutaklar mekanla bütünleşiyordu. Mekan değil, yani şeyle tabii. Mekan, bulunduğu alanla, evet, yani Floransa ile bütünleşiyordu en azından. Evet. Hem tarih zamanla hem de mekanla şekilde. Evet. Güzel tesadüf ve güzel düşünce. O kağıt müthiş. Evet, o kağıt güzeldi. Yani sonra kullandım o kağıtları, daha sonra da kullandım ama bu çok spesifik bir kullanım alanıydı o kağıtlar için yani. Öyle bir şey. Kundaklar, ben sergi görmediğim için çok hariçten konuştum. Evet, o çok şey. Yani onu düşündüm. Bir takım görseller sunmak gibi. Fakat bu konuşmalar, bence bilmiyorum Jale ne düşünüyor. Bu bir nevi prezentasyon halinde olmamalı. Yani şu sohbet bu güzellikte ancak işte bilinmeyen üzerine konuşulduğu zaman çok daha iyi olacak diye düşündüğüm için, sergiyi görmesem bile anlattığım hikayenin empresyonu yeter diye düşündüm. Onun için herhangi bir ipucu vermiyorum. Evet, ben de hatta şey, konuşmadan önce sergi ve yetimhane görsellerini bir kenara attım bilgisayarda, hani isterseniz ihtiyaç olursa falan diye. Ama zaten gerçekten böyle görmeye çok da gerek yok hani bu hikaye üzerine düşünürken bir yandan da. Bilmiyorum, tabii ki öyle bir şey isterseniz açarım ama ve zihnin tamamlaması daha güzel oluyor bazı noktalarda. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Belki Jale bizi senden aldığı metin konusunda biraz yönlendirir. Ben de seni dinlerim diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Tamam. Ben aslında direkt konuyla bağlantılı olduğu için Gündüz Vassaf'ın eskiden yaptığı bir araştırmaya getirmek istiyorum lafı. Hani kimlerin yaşamı gerçek, kimlerin yasını tutabiliyoruz noktasında. Gündüz Bey, Filistinli çocuklarla eskiden bir çalışma imkanı olmuş ve onları resim çizdirdiklerinde, ilk kendilerini çizmelerini istediklerinde hepsi kendilerini silahla resmetmişler. Sonra ardından İsrailli çocukları resmetmelerini istiyorlar. Bu sefer hani sadece üçgen ve hani aşağıya inen bir şey, hani noktalar şeklinde. Onun da anlamı uçak ve bomba. Yani İsrailli çocukları aslında hani bomba atan uçaklar olarak çizebiliyorlar. Yani birbirimizi yaralanabilirlik noktasında anlamak istediğimizde, mesela bu çok büyük bir kayıp nokta oluşturuyor. Çünkü yani aslında böyle bilmiyorum biraz çok mu karıştırdım lafı ama yani yaralanabilirlik üzerine ya da hani nasıl birbirimiz üzerine düşünebiliriz
noktasında hani böyle bunu bir söylemek istedim. Buradan şunu söyleyebilirim Cale ve Gülsün. Bu şeydi yani 15-20 çocukla, kreş çocukları Beyrut'ta, PLO o zaman hakimken oraya. İşte yani dehşete düştüm çünkü çocuk bir İsrailli çocuğu yaşıtını insan olarak tahayyül edemiyor. Çünkü hayatında İsrailli görmemiş. Belki Yahudi görmemiş ama tek bildiği Beyrut semalarında uçan İsrail jetleri, savaş uçakları ve o nokta nokta bıraktıkları bombalar. Şimdi buradan bir adım öte bunu New York'ta bir psikoloji kongresinde sundum. İşte bir 40-50 kişi dinliyor. 35 kişi belki 30 anlar anlamaz konuyu terk ettiler. Çünkü İsrail lobisi ve İsrail'li psikologlar veya İsrail'i benimseyen psikologlar çok meslekte ve bu konu olarak hoşlarına gitmedi. Evet, dehşet ama, dehşet. Fakat şimdi Gülsün belki şöyle bir proje yapabilirsin veya yapabiliriz bu buluşmak için yani buluşamayan Filistinli ve İsrail'i yıllardır ama hep yanlış insanlara söylüyorum. Belki doğru insan sensin. Fikir şu. Tel Aviv'de bir meydanda veya birkaç meydanda ve Gazze'de birkaç meydanda kocaman Evet. bir ekran. Evet. Gazze'deki ekran Tel Aviv'deki o meydandaki günlük hayatı gösteriyor. 24 saat hayatın akışı. Evet. Tel Aviv'deki de Gazze'deki günlük hayatın akışını seyrediyor. Ve telefonlar da var. Evet, İsteyen evet. telefonu kaldırıyor. Öbür taraftan da bir ışık yanıyor. Öbür taraftan da birisi kaldırırsa ister küfret, ister şarkı söyle, ister aşık ol, ister borç iste, iş iste, barışı tartış, savaşı tartış. Ama birebir kendiliğinden insanlar yaşadıkları ortam içinde barış için değil, anlaşmak için değil, sırf ben olduğum için. Doğru. Ne dersin? bilmiyorum ben son yine işte 2016-17 şeye çok gittim. Kudüs'te projeler yaptım. Ve yani o çıkmazı o kadar iyi biliyorum ki yani fiilen içinde olarak şey tarafı tabii çok daha dehşet yani Gazze meselesi o biraz daha uzakta fakat Tel Aviv, Betlehem vesaire bunlar öyle bir iç içeler ve öyle bir biliyorlar ki iki karşılıklı hayatları fakat buna rağmen öyle bir büyük düşmanlık içindeler ki yani nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Yani kiminle konuşsanız mümkünü olmayan bir şey şeklinde konuşuyorlar. Yani bu küçük bir şey meselesi değil. Yani Ve o biliyorlar karşılıklı hayatları. Bu, evet, bunu bilmiyordum. evet. Yani şeyle gittim. Bu bir şey tarafı Filistin projesiydi. Ve Kudüs projesiydi aslında. Kudüs'e iki defa gitmek durumundaydım. Çünkü birinde bir mekanı görmek durumundaydım. İkincisinde de işimi yapmak durumundaydım. Kudüs yani herhalde düşünebileceğim en zengin, en olağanüstü ve en yani ayrılamayacağım kadar beni çok etkileyen bir nokta. İşte mesela oradayken Katolik rahibelerin, tesbih rahibelerinin evinde pansiyon kaldım. İşte Arapların ya da Filistinlilerin projesini yaptım. İşte
Yani her şey karmakarışık. Herkes birbirini fevkalade iyi biliyor. Kimse kimseyi tanımıyor değil. Herkes birbirini tanıyor. Fakat hiçbir şekilde beraber olmaz deniyor. Şöyle bir şey vardı. Yani şurası Kudüs'ün işte şey kapısı, Şam kapısı. Onun merdivenle inin burası şey Yahudi bölgesi. O getiriyor mesela en iyi bilmem ne mall yani bizim alışveriş merkezi dediğimiz olağanüstü şık alışveriş merkezini buraya yapıştırıyor. Bunun yukarısında işte Filistinlilerin geleneksel çarşıları var. Sen rahatlıkla buradan aşağı iniyorsun, çıkıyorsun. Kimse kimseye bir şey sormuyor. Çünkü herkes inebilir, herkes çıkabilir. Orada değil. Ama bir yer var ki İsrail bölgesine gitmek zorundaysan eğer ve de eğer mesele alevlendiyse 100 bin tane silahın arasından geçmek zorundasın. Oradan kalkıp mesela Beytüllahim'e gitmek ihtiyacında olduğun anda Kudüs'ten otobüse biniyorsun. 10 kere otobüs aranıyor. Filistinlileri indiriyorlar. Sana kimse bir şey demiyor. Sen otur diyor. Onlar aranıyorlar. Bilmiyor. Onlar da gayetle şey takmıyorlar. Otobüsten iniyor. Otobüse biniyorlar. O kadar. Yani iç içe yaşıyorlar. Şey değil. O kadar böyle. Ama bir an geliyor. İşte o çocukların çizdiği resimler şey geliyor. Ve bu bir an öyle periyodik olarak geliyor ki ara bırakılmıyor. Yani bir nefes arası, bir barış arası, işte bir rahatlama arası yok. Evet. Her an birazcık rahatlandığında bir taraf başlatıveriyor bunu. Çok tuhaf bir yer. Çok tuhaf bir şey. Çok tuhaf bir şey. O zaman benim projem şeye örnek olmalı. Proje nasıl yapılmamalı? Senin belki bilmeden paraşütle inen bir proje. Benim gibi bilmiyorum, bilmiyorum. Zaten yapılamaz. Yani ben onu söylüyorum. Bir proje. Zaten yapılamaz. Gerçeği bilmeyen diyelim Norveçli bir kuruluş buna çok parlak fikir deyip 10 bin dolar verecek ve bu aptalca proje yapılacak da ayakları yere basmadığı için. Yani bazı... Belki de çalışırdı, bilmiyorum. Belki de çalışırdı. Yani hiç bilmiyorum ama bana kalırsa ikisinin de böyle bir şeye ihtiyacı yok. İkisi de çok iyi biliyorlar karşı tarafın ne olduğunu. Ama o tansiyon o kadar ayakta tutuluyor ki, o kadar yani biraz tansiyon düştüğü zaman o kadar bir anda bir yani... İki defa iki ay arayla gittim. İkisinde de bir gittiğimde yine çatışma vardı. Arada duruldu. Hatta ikinci giderken dedik ki ne güzel bu sefer barış içinde gideceğiz. Birkaç arkadaş beraberdik. Ondan sonra ikinci gittiğimizde o gün takır takır iki çocuk öldürüldü. Kıyamet koptu. Sokaklarda bilmem neler, askerler şunlar böyle yani. Bu böyle. En tabii ağır tarafı son zamanlarda Kudüs'e işte başkent olarak müdahale edilmesi, işte oranın yavaş yavaş el değiştirmeye uğraşılması, işte yani oraya müdahale edilmesi çok rahatsız edici bir şey. Çünkü orası hakikaten bir Filistin alanı. Filistin derken bütün kültürlerin alanı. Gerçekten bütün kültürlerin, Ermenisi, Rumu, Yahudisi, şeysi, herkesin birlikte alanı orası. Oraya müdahale edildiği zaman çok kötü tabii yani. Yeni bir dil lazım. Yeni bir dil lazım. Aklıma şey geldi. Ben bunun, ben ötekiyim. Ben ötekiyim. Evet. Ben ötekiyim. Sen öteki değilsin. Ve yeni bir dil lazım. Yani kendi dil lazım. Dil lazım. Yeni bir dil lazım. O da sanatla olabiliyor, şiirle olabiliyor. İddiası sanatçı arkadaşlarımızın olamaz. Yani hiçbiri buna ikna olamıyor. Halbuki şu son, en son dönemde var. Özellikle
İsrail ve Filistin dışında yaşayan sanatçı arkadaşların müthiş müdahaleleri var. Ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat çok zor olacağından eminim. Çok zor olacağından. Başlangıçta Jale bizi takdim ederken sen sanatla eylemini yapıyordun, ben düşünceyle. Fakat, kesinlikle. Hayır, değil. Düşünce hapsolduğumuz kelimelerden çıkıyor ve o kelimelerden çok uzaklaşmak kolay değil. Doğrudur. Doğrudur. Yani senin yaptığın o sanatta o düşünceye hapis kalmadan, o kelimelere hapis kalmadan başka şeyleri işitmeme, görmeme ve onu belki başka kelimelerle birleştirmeme neden oluyorsun. Ama o neden sizlerin yaptıkları. Yani ister performans sanatı olsun, ister senin koyduğun bir yemek sofrası olsun. Evet. Asıl o tetikliyor bence. Yoksa biz çok kilitli kalıyoruz. Tetikleyebiliyorsa çok iyi, çok memnun olurum aslında. Yani. Tetikleyebiliyorsa. Yani bizde o nasıl ortaya çıkıyor? İşte demin anlattığım gibi ortaya çıkıyor. Yani birdenbire bir şeyi, bir mesele üzerinde düşünmeye başladığın zaman orada farkında olmadan dallanmaya, budaklanmaya, böyle genişlemeye başlıyorsun. O genişlemeden ne zaman tekrardan toparlanmaya ve tek söz söylemeye, tek sözü oluşturmayı başardığında işte seninle diyalogum oluşuyor ve belki orada okuduğun işte bu iletişimi doğru kuruyor diye düşünüyorum. Tek söz dedin de aklıma geçen gün okudum bir yerde. Muhammed Ali, Cassius Clay, ağır siklet şampiyonu, boksör. Harvard'lı öğrenciler mezuniyet konuşmasına davet etmişler. Bitirmiş konuşmayı. Öğrenciler şiir şiir diye tempo tutturmuş. Çünkü bu boksla ilgili şiirler de yazmıştı. Evet. İşte arı gibi sok ama kelebek gibi uç gibi. Evet, evet. Maçla ilgili. O da anında bir şiir yazmış. Tam bu konuştuğumuz konu aslında. İki dünyanın en kısa şiiri diye biliniyor. Yani her şeyin bir eni var. Başka enler de vardır. I, we. Ne güzel. Ben, biz. Yani ben, benden, benden bize geçmek. Evet, evet, evet. Benden bize geçmek. Evet, çok güzel. Çok güzel. Öyle. Ama sanat işte. I, we özetliyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Böyle. Bu noktada belki sizin gönderdiğiniz şiiri okuyabilirim. Belki o soruda soru sormak isteyenler olur. Ne dersiniz? Uygun mudur? Uygun mudur? Beyin düşüncesi. Nasıl? Gülsün ve sağdın dinlemesini, dinlemesini isterim. Memnun olurum. Bunu paylaşmaktan hoş yani hoş. Tamam. Çok memnun olurum. Lütfen. Tamam, okuyorum o zaman. Yaralarımız yaşadığımızın kanıtı. Bisikletten düştüğümde 5 yaşımın kabuk bağlayan yarası. Görülsün istediğim nişanımdı. Dizimin kanamadığı, düşenleri acıtmayan çocuk bahçelerinde yaşam kaçkınlarıyız. Acı uzakta, terbiye edilmiş vicdanlarımızda. Haberlerde gördüğümüz aç açıkta kalmış haksızlarda. Acımız antidepresan haplarımızın sigortasında, psikologlarımızın çöp sepetinde diye giriş kısmını paylaştım sizinle. Ya bu Burcu'nun... Jale paylaştı benimle ve çok güzel yaptı. Okuduk hepsini. Yani çok çok güzel. Çok güzel. İşte böyle. Çok güzel. Mümkün olduğu kadar konuşurken artık o biz kelimesini yani biz
Kertekler, Türkler, Galatasaraylılar, işte sahilde oturanlar, mavi rengini sevenler, yani kullanmıyorum. Sadece biz dünyalılar şeklinde kullanmıyorum. Onun dışında mümkün olduğu kadar bütün öbür bizleri kullanmıyorum kendi dilimde. Anlıyorum. Hayattaki dilimde. Anlıyorum, anlıyorum. Biz. Bir de şey var. Mesela bu dil, yani ne kadar önemli bir şey. Yani cinsel kimlikte mesela Türkçe'de erkek kadın belli değil. Evet, evet. Başka dillerde belli. Evet. Hatta en son şeyde Amerika bu political correctness'ta hep ileri gitti. Yani cinsel kimliklerde 72 son cinsel kimlik sayısı. 72 ayrı kelime. Kelime. Aidiyetini belirtmek için. Vah, vah. Şimdi bu bir anlamda sana kimlik kazandırıyor. Ben buyum diyor. Evet. Fakat o kadar beni uzaklaştırıyor ki. Evet, evet, evet. Bir kimlik yarışına giriyorum sanki. Benzerimle ama ben gibi olmayanla. Evet, evet, evet. 72. 72. Vay, vay. Bir tanesini yazdım demin, baktım. Yok, yazmamışım. Bir tanesi, birincisi A ile başlıyordu. Hiçbirisine ait değilim gibi bir kimlikti. Evet. Böyle. Bu arada bir saati doldurmak üzereyiz. Sorusu olanlar chatten yazabilir. Evet. İsterseniz dağıtabiliriz tabii ki. İki şey söylemek istiyorum çünkü notlarını aldım, gördüm. Yani bu ile ilgili, bu İkinci Savaş'tan sonra özellikle savaştan çıkan Almanlar çok mahcup çıktı. Yani evet. Nazi olmadığı halde, faşizmi desteklemediği halde çok mahcup çıktılar. Ve dillerine de yansıdı, yansımış. Bir tanesi, bir arkadaşımdan duydum, futbol maçı, milli maç. Evet. Almanya İngiltere ile oynuyor, televizyon, evet, radyo naklen veriyor. Alman spikeri bizim takım demiyor. Deutsche Mannschaft, Alman takımı diyor. İngilizler için de English Mannschaft, İngiliz takımı diyor. Çok güzel. Müthiş bir şey bu. Çok güzel, çok. Evet, onu biliyorum. Yani Almanların o kadar yüksek ki bu bilinci, yani kendini eleştirme seviyesi. Müthiş bir şey o, müthiş bir şey. Hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yani bazen ağızdan kaçan ya da bir diskrimine eden bir şey olduğu zaman siz dehşet içinde kalırsınız. Yani karşınızdaki hemen onu... Evet, evet. O kadar yıkanmış. Ve yani bu jenerasyonlar arası da, yani gencecik bir çocuk, yeni işte okullu, üniversiteli, hepsinde var bu bilinç. Çünkü o kadar büyük bir yara almışlar ve o kadar işte şey altında kalmışlar ki bunu bir daha tekrarlamak istemiyorlar. O çok önemli bir şey. Yani jale yaraların kapanmasından bahsediyordu. Kapanabiliyor. Yani bir kuşakta, bir buçuk kuşakta bu yara kapandı. Evet. Başka evet. Bir dille, başka bir gözlükle. Evet. Olabiliyor. Evet. Yani bir gün Filistin ve İsrail'de olacak. Olur. Oluyor çünkü. Örnekleri var. Evet. Bakalım. Bakalım. Yani İnşallah. İnşallah. Maşallah da olmaz bu iş ama. İnşallah da oluyor. Evet. Yani... Böyle. Herhangi bir soru varsa memnuniyetle cevaplarız. Evet, benim son sorum olabiliyor mu olacaktı. Gündüz Bey zaten cevapladı kendiliğinden.
Chat kısmına bir not gelmiş. Soru değil ama teşekkürlerini sunuyor Neri Özer. Gülsün Hanım, gerçekten çevreyi öğrenme merakıyla bakıldığında dünyada ne kadar ilginç ve zaman geçtiğinde tuhaf gelen ama gerçek hikayelerle karşılaşıyor insan. Ve verdikleri ilham nereden nereye götürüyor hayatları. Sizi bu ince konuları yüzeye çıkartıp somutlaştırma yeteneğiniz ve bizlerle paylaşımınız için naçizane kutlamak istiyorum. Sözünü ettiğiniz filmleri de görmek isteriz. Akbank Sanat'a buluşmayı sağladığı için teşekkürler. Gündüz Bey'in bahsettiği projede zor ama keşke gerçek olabilse demiş. Böyle Ya bir ben not de gelmiş. birden düşünmeye başladım o projeye olamaz dedim ama belki olur ne bileyim. Yani hayır o kadar gördüm ki bir anda bildiklerim o kadar yüzeye çıktı ki yani neden olmaz dedim. Çünkü gecelerce tartıştığımız Filistinli arkadaşlarla böyle bir şey olur mu ya da yani bir biçimde temas nasıl sağlanır? Bu şekildeler yani çok kapalılar, çok katılar. Gülsün. Aynı şekilde karşı taraf da öyle herhalde. O zaman yapalım Gülsün. Sen Tel Aviv'de Tamam, götürelim yapalım. ekranı, ben şey, Olur. Tamamdır.